Şimdi bu benim orijinal orkidem. 7-8 senelik falan bir orkide. Gördüğünüz gibi zaten köklerini de iyice bıraktı. Bunu da daha uzun bir saksıya ekeceğim artık. Böyle bu orkide daha önce YouTube kanalına zaten videosunu yükledim. Nasıl yaptığımı anlatmıştım. Sözel olarak nasıl ürettiğimi. Fakat bu sefer şimdi dikerken de göstereceğim size. Böyle üzerinden kendi kök gibi yaprak çıkartıyor. Sadece şu dalları çıkartır normalde orkide biliyorsunuz. Benimki bu yaprakları çıkartıyor ve ardından böyle kök uzuyor. Ben bunları işte ilk çıktığında kestim kökleriyle beraber ve şimdi göreceğiniz gibi şöyle önce şeffafa ondan sonra da cam bir başka vazoya ekiyorum. Saksıya ekiyorum daha doğrusu. Ve ayrı bir orkide olarak bu devam ediyor orada. Bu da tekrar yeniden böyle bir uç çıkarıp devam ediyor. Yeniden bundan çıkarıyor. İşin garibi sürekli doğuruyor orkidem. Şu an evin içinde iki tane daha var doğurduğu. Bu doğurduğumuz üçüncü. Yani şu an dört tane orkide olmuş olacak. Ve bu sefer üzerinde bıraktım. Bakalım ne oluyor dedim. Bütün böyle çiçeklendi bunlar. Gördüğünüz gibi iki tane dalı çıktı böyle. Çiçeklendi böyle onar tane falan. Hatta fotoğrafını muhtemelen paylaşmışımdır Instagram'da. Ondan sonra çiçeklerini döktü. Döktükten sonra ekeceğim. Çünkü bu şekilde artık kökleri böyle açıkta. Ve gördüğünüz gibi hala da daha yeni çiçeklerini dökmüş olmasına rağmen bir de burada çok ışıktan dolayı zoomlayamıyorum ama şu gördüğünüz yeni gelen parçası mesela. Şimdi bunu nasıl değiştirdiğimi ve ektiğimi göstereceğim sizlere. Burada orside toprağım var. Biliyorsunuz daha böyle odun odun bir şey bu. Şimdi bu sefer çok uzadığı için kırılıyor ama garip bir şekilde kırılmasına rağmen de sağlıkla uzamaya devam ediyor. Orkidenin cinsiyle mi alakalı? Yani yerini muhakkak seviyor tabii. Hani bakım koşulları da buna iyi geliyor en azından. Onu anlıyoruz bundan aşikar. Ama şöyle iyice tutayım. Sanki diğerleri gibi düşündürecek. Güzel bir suyunu ekleyelim. Ondan sonra da sopayla yine bunları klasik sabitleyeceğim. Ve bu kadar. Sonra da bu cam olan saksısına koyacağım. Islattıkça tabii onlar da yumuşuyor. Evet, mantık. Bakın
Hala içi su dolu, akıtıyor yavaş yavaş. Şu daha şöyle bolca gezelim. Bakalım can suyu olmuş olsun. Bırakarak bakıyorum orkidelere. O akıyor ve hafif böyle o su içinde kalıyor. Oradan beslenmeye devam ediyor. Evet, durum bu. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam ederim.